Selamlar. Bugün bizimle Zeynep Koç var. Kendisiyle alışveriş bağımlılığı hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Merhabalar. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Bugün çağımızın en illet olaylarından biri olan alışveriş bağımlılığından bahsedeceğiz. Siz de muzdaripsiniz zaten bundan. Evet. O zaman direkt konuya giriyorum. Sizin için bağımlılık nedir? Ya son zamanlarda çevrem, ben de bunun farkında değildim ama çevrem, arkadaşlarım, ailem hani ya Zeynep sen hani bağımlı oldun, sürekli alışveriş yapıyorsun, sürekli elin telefonda ya da sürekli mağazadayım. Mesela buraya gelmeden önce kargoya uğradım, yine aldığım bir ürünü geri iade ettim, kalıbını beğenmedim ve buradan Nişantaşı'na geçip tekrar alışverişe deneyerek mağazalarda devam edeceğim. Bağımlılık benim için hani tutku, arzu. Yani bir insana hani nasıl aşk duyarsınız, tutkuyla bağlı olursunuz. Yani alışveriş bağımlılığı ya da alışveriş benim için o. O kıyafeti almalıyım, o rengi beğendim, almalıyım, o modeli benim olmalı diye bunun hayalini gece gündüz kuruyorum. Artık adı bağımlılık mı ya da... Peki ne zaman bağımlı olduğunuzu düşünmeye başladınız? Ne zaman? Bu ya aslında bu internet, sosyal medyanın da çok... etkisi oldu bunda. Sosyal medya hani daha aktif olduktan sonra bu hani biliyorsunuz bloggerlar, influencerlar falan bunlar daha yaygın olduktan sonra daha böyle bir şey oldu. Böyle bir yarış haline hani girmeye başladım onlarla. Hani onlar bunu giyiniyorsa işte bunu alıyorlarsa ben de almalıyım, ben de giyinmeliyim, ben de böyle fotoğraf çekilmeliyim falan. Bu son iki senede diyeyim böyle fark ettim bağımlı olduğumu. Telefon elimden düşmüyor sürekli. Kıyafet, sürekli kombin araştırması yapıyorum vesaire. Ya dedim ben ne yapıyorum yani bütün hayatım kıyafet ve giyim oldu. Ve burada hani bağımlı olduğumu. Son iki yıldır böyle bir farkındalık oluştu ve aşırı alışveriş yaptığınızı fark ederek bağımlı olduğunuzu düşünmeye başladınız. Evet, evet. Alışveriş yapmadan önce peki düşündüğünüz şey ne? Yani alışverişe gitmeden önceki düşündüğünüz şey ne? Ya çok aktif sosyal birisiyim ben. Arkadaş çevrem var, ailem var. Sürekli plan yapıyoruz, program yapıyoruz. Sürekli eğlenceye, dışarı, gezmeye, tatile, kısa kısa bu tarz yerlere gidiyoruz. Ve her yere gittiğimizde bir kombin belirlememiz gerekiyor. Bir kıyafetimizin, ona uyan ayakkabımızın, ona uyan takımızın, işte saç bilmem ne vesaire bunu şu an yine kafayı yedim. Düşünüyorum ki yani... Şu an anlatırken yine canınız istiyor mu? Evet istiyor. Şu an aklımda o kadar planım var ki hala almam gereken çantalarım, yaptırmam gereken bakımlar o kıyafetlere uygun. Yani hani çok aktif, çok sosyal biri olduğum için hani hafta sonu mesela akşam bir yere davetliyim. Gidince mesela ne giyeceğim, o yemekte ne giyeceğim? Hani bir de ben fotoğraf da çekilmeyi seviyorum. Bir kere fotoğraf çekildiğinde ikinci kombini bir daha giyemiyorsun, yeni bir şey alman gerekiyor. Hani ikinci dışarı çıktığında. Ya da sonraki gün çıktığında onu düşünüyorum hani akşam ne giysem ya da hafta sonu tatile giderken. Çok zaman geçtikten sonra aynı kıyafeti giyseniz mesela olmuyor mu? Yani fotoğrafta çok gerilerde kalmış oluyor belki. Fotoğraf çekileceksem olmuyor. Yeni almam gerekiyor. Yani illa her yeni fotoğraf için yeni kıyafet. Yeni kıyafet evet. Alışveriş anında peki size hangi duygu eşlik ediyor? Alışveriş anında çok mutlu oluyorum hani. Bilmiyorum, çok mutlu oluyorum. Yani o aldığınız hazzı nasıl tanımlarsınız? Nasıl tanımlarım? Ben işte bu hayatta bir yemek yemeyi çok seviyorum. Çok mutlu oluyorum yemek yiyince. İkincisi kıyafet aldığımda. Yani mutlu oluyorum. Hani ne bileyim mutlu bir haber alırsın. Hani zengin düşünsenize işte hayat, işte hayalimiz zengin olmak mesela. Hani çoğu insanın hayali bu. Hani benim de öyle. Hep işte zengin olacağım, bir gün zengin olacağım falan. Bilmiyorum, bu da onun gibi bir şey. Hani zengin olacağım ve daha çok kıyafet alacağım. Tamamen yani zengin olma fikri de hep kıyafet alışveriş yüzünden yani olmak istiyorum. Yoksa hani öyle farklı uçuk böyle hayallerim falan yok. Bilmiyorum, aşk gibi yani. Aşk. Yani alışveriş yapabilmek için mi zengin olmak istiyorsunuz? Evet, evet. Kıyafet alabilmek için. Yani başka bir isteğiniz yok. Ya öyle hani yok. Öyle hani büyük hayallerim yok. Hani yok villa alacağım kendime, yok şunu alacağım, yok şöyle bir hani iş kurmakla ilgili belki olabilir ama kuracağım iş de zaten alışveriş de giyimle alakalı olmalı. Hep kıyafet.
Yani bu duygu sadece alışveriş yaparken mi ortaya çıkıyor? Mesela başka zamanlarda düşünüyor musunuz bunu? Ya düşünmediğim an yok diyebilirim. O derece. Uyumadan önce, uyanınca, gün içerisinde, yemek yerken, arkadaşlarımla gezerken sürekli bunu düşünüyorum. Zaten yatağımda uyumadan önce yatağımın böyle yorganımın altına girip böyle bir saat falan böyle bakıyorum telefonda alışveriş sitelerine. Ya da hani kim nasıl kombin yapmış, ben ne almalıyım, eksik parçalarım ne? Bununla ilgili böyle artık gözlerim kör olana kadar, uykum tam gelene kadar. Sosyal çevrenizle peki bu durumu nasıl aşıyorsunuz? Ya da onların tepkisi nasıl bu duruma? Mesela arkadaşlarla gittim ama aklımda hala alışveriş var dediniz. Ya evet, onlar bu kadar kaptırma. Zaten hani dolabın dolu, evinde çok kıyafetim var. Bir sürü kombinim var, hani gerek yok, neden bu kadar alışveriş yapıyorsun? Ya da onlar yapıyorsun? Da mı size katılıyor? Hadi birlikte alışveriş yapalım bir diyenler de var mı? Bir kısım var, katılan var. Evet, benden daha çılgınlar bile tanıyorum ben. Ben mesela daha çok arkadaşlarımla gitmeyi sevmiyorum alışverişe. Tek gitmeliyim. Çünkü ben çok oyalanıyorum, deniyorum, düşünüyorum, şey yapıyorum. Hani çok enerjimi çok veriyorum ona ama mesela bir kısım arkadaşım da var. Onlar da böyle çok kararsız. Hani Zeynep biz de gel falan diyen bir kısım da var. Onlar benden daha şey tutkulu ya da beni görünce mi onlar da daha böyle bir şey oluyorlar, çıldırıyorlar Zeynep. Hani biz de gel yardım et. Peki şöyle oluyor mu alışveriş bağımlılığında? Mesela ben denemeden evet bu bana olur deyip kıyafet alırım. Bedenimi de bildiğim için. Ama orada şunu düşünmem. İşte bir tane daha alayım, daha fazla alayım. Bunu düşünmüyorum. Sadece evet bu bir tane güzel ve ben bunu giyebilirim diyorum. Sizde de aynı durum oluyor mu? Yani hani bu, tamam bu bana olmaz deyip bırakıyor musunuz? Hayır, bırakmıyorum. Ya da işte hani bağımlı olduğunuz için işte her şeyi, elinize gelen her şeyi alıyor musunuz? Yani elime gelen her şeyi alıyorum. Önce mesela bir 20-25 parça alıyorum. Daha sonra 20, onları eliyorum. Ama bana olur mu diye hani çok da düşünmüyorum. Onu, o rengi beğendim. Hı-hı. O modeli beğendim. Hani üstüme denemeden bile alabiliyorum. Daha sonra mesela hiç giymediğim dolabımda kalan kıyafetlerim bile var. Etiketiyle mesela diyorum ki ben bunu neden aldım ki diyorum. Mesela giymiyorum, kullanmıyorum. Hani kullan Zeynep. Bana mesela ailem, geçen mesela kardeşim birkaç kere öyle oldu. Benim giymediğim şeyleri hani ben almışım. Hı-hı. Çok beğeniyorum ama giymiyorum. Çünkü hani giyecek bir yer ya da hani ona uygun bir konsept bulamadım. Kardeşim, kız kardeşim giymişti. Sen giymiyorsun, ben giyeyim falan. Hayır, hani nasıl giyersen, onu daha ben hiç giymedim ama bir sene geçmiş mesela. Ne zaman giyeceksin? Bir de paylaşmak böyle bir şey istemiyorsunuz kesinlikle. Evet. Hani biraz giyip eskitmem lazım onu karşı tarafa vermem için, birisine vermem için. Peki hayatınızda bağımlılık olarak adlandıracağınız neler var? Bağımlılık olarak adlandıracağım yemek. Yemeği çok seviyorum. O benim için bir bağımlılık. Yani ne olursa olsun o an hani cebimde para bile olmasa o aklıma bir şey... Oturduğum yerde aklıma bir şey giyeyim de aslında benim için böyle. Bir canım bir şeye çekiyor yani işte waffle ya da ne bileyim farklı bir şey. Yani o an hani ulaşamayacağım bir şey. Ya da bana... aç olmasanız bile. Evet, mesela sushi çekiyor canım. Aç, çok aç değilim ve yakınlarda sushici yok. Hani gidemem ya da sipariş edip benim semtime gelmeyen bir şey ama çıkıyorum. Çok da yorgunum. Gidiyorum, hiç üşenmiyorum. Ta işte Beşiktaş'a, ta Etiler'e. Onu yemem lazım. Hani alışveriş de benim için böyle. Hani bağımlılık başka ne olabilir? Karşı cinse duyduğumuz. İlişki bağımlılığı olabilir, bir nesneye bağımlılık olabilir, aileye bağımlılık evet, olabilir. Evet, arkadaşlarıma da bir mesela maddeye sevdiğim... bağımlılık olabilir. Evet, nargile mesela, nargile hastası. Bağımlılık mesela, evet. Evet. Mesela ne kadar bugün, sıklıkla tüketiyorsunuz? Bazen bir hafta içmediğim oluyor, bazen haftada 3 gün oluyor, bazen her gün bile tüketebiliyorum. Mesela şu an bugün o kadar aklımda var ki çünkü biraz ara verdim. 4 gündür falan içmiyorum sanırım. O kadar aklımda ki böyle dumanı, o aroması burnuma geliyor, kokusu ve buradan çıkışta. Bağımlılık dediğimiz şey zaten biraz da öyledir ya. Aklımıza düştüğü an ona ulaşmak isteriz. Yoksunluğunu evet. Hissederiz. Yok ki o an yanımızda yok. Takdirde. Ulaşamamak da zaten insanı cazip kılıyor. Hani aynı insana ulaşamamamız gibi. Aynı zamanda karşı cinsle hani olan ilişkinde karşı taraf orada ulaşılmaz. Orada da bağımlı mı davranıyorsunuz? Ya aslında öyle ona yansıtmıyorum. Nasıl hani yaşla ilgili, hani eskiden olsaydı evet yansıtırdım karşı tarafa ama şimdi öyle bağımlı olsam bile karşı tarafa yansıtmıyorum. Hani yaşla ilgili de biraz tecrübe çünkü oldu. Çünkü kendi içinizde mi yaşıyorsunuz evet, bu çünkü yansıtsam geri çekilecek. Evet. Çünkü hani uzaklaşınca daha böyle bir cazip geliyor ya insana, ulaşılmazlığı. Mesela bağımlı olmak yerine bağlı olmayı denediniz mi?
İkisi farklı kavram ya. Bağımlı olduğumuzda onun yoksunluğunu hissederiz. Ve bu bizi üzer, kaygı yaratır, stres yaratır. Ama bağlı olmak sağlıklı iletişim kurmamızı sağlar karşı cinsle. Ya da işte herhangi bir arkadaşımızla da benzer bir durum gerçekleşebilir. Böyle bir şeyi denediniz mi hiç? Yani ben buradan geri çekileyim, kendime artık burada zarar veriyorum dediğiniz bir nokta oldu mu? İnsan ilişkileri olarak evet oldu. Hani yaşla alakalı, o da hani artık yaşaya yaşaya, tecrübe edine edine. Hı hı. İnsan ilişkileri olarak kendime geri çektim. Hani bağımlı değil de daha çok hani işte ararlarsa görüşüyorum. Ya da hani onlar üstüme düşerlerse kabul ediyorum. Hani ben peşlerinden koşmak ya da takıntı yapmak değil de hani işte aramadı, beni sormadı, çıkamadık dışarı falan değil de hani daha çok karşı taraftan bekliyorum artık bir zaman sonra. Hani tabii giyim için bu söylenilemez. Hani ikili ilişkiler için. Hani eskiden evet öyleydi. Bunu kontrol ederken kendi içinizde düşünüyor, yaşıyor musunuz? Aramadı. Neden aramadı? Çok yaşıyorum. Çok içime niye çok yazmadı? Atıyorum. Evet. Şimdi ne yapıyor? Kiminle? Çok yaşıyorum bunu. Çok içime atıyorum bunu. Belki o hani stres şey oluyor. Yani evet depresyona girdiğim zamanlar da oluyor böyle kısa kısa. Evet bunu içime çok atıyorum. Karşı tarafa yansıtmamak için. Çünkü değerimin düşeceğini biliyorum yansıtınca. Bir şekilde aslında ortada yanlış bir tutum olduğunu farkındasınız. Farkındalığınız var burada. Evet var. Peki bunlarla baş edebilmek için bir destek aldınız mı? Ya da bunun için kendinize ne çaba gösterdiniz? Bu arada sadece ilişkideki problemle alakalı söylemiyorum. Alışveriş bağımlılığıyla alakalı da 2 senedir farkındalık var zaten sizde. Bunu da söylediniz. Bununla alakalı işte bir çaba gösterdiniz mi? Bir profesyonel destek aldınız mı? Merak ediyoruz. Destek almadım açıkçası. Hı hı. İkisiyle ilgili de. Evet, ilişkiler konusunda, insan ilişkileri konusunda aldım oldu ama hı hı. Çok da bana mantıklı gelmediği için hani belki de daha profesyonel kişilerden alamadığım içindir. Pek mantıklı gelmedi. Hani benim düşüncelerim daha mantıklı bulduğum için çok da üstüne düşmedim. Alışveriş konusunda da aynı şey geçerli mi? Evet, geçerli. İnsanların önerileri ya da profesyonel desteğin çok geçerli olmadığını mutlu düşünüyorsun? Mutlu oluyorum. Evet, geçerli olmuyor. Hani çabaladım, evet, insanlara da dinledim. Bana şey dediler, hani kıyafetlerine bak, otur hani gardırobunda kıyafetlerine bak. Hani fazla olanı alma ya da hani eksik olanları almak zorunda değilsin. Hani say kaç renk var, kaç beden var vesaire. Hani bunu yaptığımda onlar bana keyif ya da mutluluk vermedi yani. Yine aklım denedim ya, denedim olmuyor. Hayır. Size nasıl zararlar veriyor bu bağımlılık? Yani maddi açıdan zarar veriyor, bunun farkındayım. Yani yeri geliyor param olmuyor, kredi çektiğim bile oldu ya da borç aldığım ya da ailemden para istediğim. Hani kendi kazandığım para dışında ailemden de para istediğim oldu. Hem bu konuda hani artık hani ailemden hani ya para falan, bu konuda evet sıkıntı yaşadım. Ve tabii maddi olarak da kredi çektim, borçlandım belki. Bu şekilde sıkıntılar aslında zarar oluyor, verdiğini düşünüyorsunuz. Evet, farkındayım bunun ama engel olamıyorum. Yani ne yapmam gerekiyor? Yardım edin bana. Şöyle, aslında çok çabalamamışsınız da. Çok çabalamadım, evet. Yani evet. Sizi mutlu edeninin bu olduğunu söylüyorsunuz çünkü. Belki de başka duyguların yerini burayla doldurmak evet, istiyorsunuz. Evet, o evet. Bunun evet. Mesela boşlukları doldurmak istiyorum. Başka yerlerde işte ilişkinizde mutlusunuz. İlişkimde göremediğim ilgiyi, evet, alışverişe. Hı hı. Zaten hani bayanlar genelde mutlu oluyor ya genel olarak alışverişe evet. Çıktığımda. Ben de hani biraz evet onun açlığına yoksunluğuna. Şimdi duygusal açlık dediğimiz şeye girelim o zaman. Duygusal açlık dediğimiz şey. Oraya çıkıyor. Çok kısa bilgi vermiş olalım en azından. Duygusal açlık dediğimiz şey. O benim. Ruhumuz aç aslında ama başka şeylerle dolduruyoruz. Evet. Onunla mutlu edip ruhumuzu doyurmaya çalışıyoruz. Yemek yeme alışkanlığı da aslında bu. Yani ihtiyacımız olandan fazlasını yiyorsak bu da bir duygusal açlık. Orayla kendimizi tatmin etmeye çalışıyoruz. Alışveriş bağımlılığı da kısmen öyle. Yani bir taraftan tatmin etmediğimiz bazı duygular var. Onları aslında bununla tatmin etmeye çalışıyoruz. Yani benden de size yine bir farkındalık evet, eklemesi evet. Olmuş olsun. Yok, kesinlikle doğru, haklısınız bu konuda. Çünkü ilişkiler konusunda pek şanslı değilim. yani verdiğim ilgiyi göremiyorum. Zaten çok ilgi gördüğümde de sıkılıyorum. Hani bu da var. Hani bazen diyoruz ya hani belki de düzeltmemiz gereken kendimizdir. Belki de evet ama bilmiyorum. Yani yine kendimizdeki boşluk... enerjiyi değiştirip belki doğru enerjiyi bulmak istiyor olmamız daha doğru değil mi? Evet aslında bu. Çünkü açıdan... biz neyse onu çekiyoruz. Evet bu doğru. Neyi düşünüyorsak onu çekiyoruz.
Evet, biraz olmazı düşünüyorum. Yani düşünüyoruz. Yani evet, imkansızı istiyoruz belki bu yüzden. Yani zaten biliyoruz işte onun olmayacağını ya da hani çok alışverişin hani zorlayıcı olacağını ya da insan ilişkilerinde işte o kişi sana vermeyecek yani. Ama neden hani hala ondasın sen? Neden aklın onda ya da neden uğraşıyorsun bunun için? Evet, enerjiyle de alakalı. Şimdi biraz önceki soruya bir daha geleceğim. Profesyonel destek almayı hiç düşündünüz mü? Ne çabaladınız? Şimdi bu sorudan sonrasında düşünüyor musunuz? Artık böyle bir destek almayı. Düşünüyorum. Çünkü artık kendinize nerelerden zarar geldiğini bir tık daha biliyorum. Fark ettiniz. Evet. Şu an konuşunca fark ettim bir iç yüzleşme. Evet, şu an yüzleştim. Evet, düşünüyorum almayı bu saatten sonra. Yine bununla alakalı insanlara ne mesaj vermek istersiniz peki? Her şeyin fazlası zarar. Alışverişin fazlası zarar. Ki ben bunu yaşadım. Hani bakmayın hani öyle mutlu oluyorum falan dedim ama bu konuda sıkıntılar da çektim. İnsan ilişkilerinde fazla bağlı olmanın, fazla aşık olmanın, hani fedakar olmanın fazlası zarar. Bunu yaşadım ve gördüm. Aynı şekilde alışveriş. Yani bağımlı olduğumuz ne varsa, yemek yemenin fazlası zaten sağlığımız açısından zarar. Hem maddi olarak zarar. Hani evde daha sağlıklı şeyler yapabiliriz kendimize, dışarıda vesaire yemektense. Ya yapmayın. Ben yaptım, siz yapmayın. Biraz da tabii medyada değil mi tüketim kültürüne alıştırıyor kesinlikle bizi. Kesinlikle öyle. Ben zaten... Ya da sosyal medya. Sosyal medyadan uzak duralım. Bunu ben hep diyorum. Ben kesinlikle aslında alışveriş bağımlılığım da son hani 2 yılda dedim ya bağımlı olduğumu fark ettim. Sosyal medya bağımlılığımla alakalı bir şey. Gerçekten telefonu elimden bırakamıyorum. Instagram'da bloggerlar, yemek sayfaları da zaten biliyorsunuz çok şey oldu artık. Hani bugün bir sürü yemek sayfası var, ismini veremeyeceğim. Mekanlara gidip tanıtım yapıyorlar vesaire. Ben akşama kadar giyim ve yemek sayfalarında yani o kadar mesai harcıyorum ki. Mesela 2 haftadır spora gidemiyorum ben. Hani sağlığımla, kendimle ilgilenemiyorum. Başım ağrıyor. Gerçekten telefona bakmaktan başım ağrıyor. Gece gündüz hani telefon ışığı, radyasyon. Akşama kadar... Ama bir yandan da mutlu ettiğini söylüyorsunuz. Mutlu ediyor ama sonradan yıpratıyor. Bunun geçici bir mutluluk mu acaba? Geçici, evet. Yok, geçici kesinlikle. Kendimle kaldığımda diyorum ya Zeynep sen ne yapmışsın yani gözlerin kör olmuş o telefona bakmaktan. Ya sosyal medya gerçekten de fazlası zarar, hatta çok az kullanmalıyız bence. Ben de yapmıyorum belki ama yapacağım, deneyeceğim artık. Profesyonel bir destek muhakkak şart. Peki Z kuşağının bu konularla alakalı durumunu nasıl gözlemliyorsunuz? Z kuşağı o kadar uçuk. Benim arkadaşlarım var buradan. Hepsine selam söylüyorum. Hepsine selamlar. Benim arkadaşlarım 22 yaşında arkadaşım da var, 25 yaşında da var. Onlar o kadar yani ben bir hiçim hani bu konuda. Onlar o kadar kendilerini tamamen alışveriş, tamamen hani hiç gelecekle ilgili çok da planları yok. Hani şu kariyeri yapayım, bu mesleği yapayım vesaire. Asla böyle bir şey düşünmüyorlar. Tamamen bugün nereye gideyim, hangi mekana gideyim de fotoğraf çekeyim, hangi kombinle yapayım falan. Hani ben sırf alışveriş bağımlısıyım. Hani gidip de öyle mekan falan değil de. Onlar hiç gelecekle ilgili hiç planları yok ve evet benden daha tutkunlar. Böyle çok arkadaşım var. Yapmayın. Biraz önce aslında siz de bahsettiniz. Kredi çekiyorum, borçlanıyorum, ailemden istiyorum. Yeni nesilde de yine benzer durumlar sıkça gözleniyor. Çok tabii var. Ki hepiniz değil arkadaşlar buradan. Bizi linçlemeyin. Hepinizden muhakkak ki bahsetmiyoruz ama gerçekten büyük çoğunlukta var. Ben de gözlemliyorum çünkü. Ailesi onlar için belli bir bütçe ayırıyor. O daha fazlasını istiyor. Olmadığında hırçınlık çıkarıyor, kavga çıkartıyor. Evet, arkadaşlarından da çok isteyen arkadaşlarımı tanıyorum ben. Ya da sırf ona ulaşabilmek adına kendinden ödün veriyor. Evet, sevgililerinden isteyen kız arkadaşlarıma da selamlar diye. Zaten çoğunun sevgilisi var. Yeni kuşağın. Ay biz evde kaldık diye. Yani evet, erkek arkadaşlarından çok istiyorlar. Normal arkadaşlarından istiyorlar. Hani kankalarından vesaire. Çok denk geliyor, evet. Z kuşağı bunu çok yapıyor. Hani ben mesela ailemden istiyorum. Ben arkadaşlarımdan falan hani böyle şeylere girmiyorum. Ailem. Ya da kredi çekip hani kendim çalışıp alnımın teriyle kazandığım parayla alıyorum. Evet, aslında
aldıktan sonra da üzülüyorum. Hani ben Zeynep bu kadar çalıştın yani bunu hani değiyor mu bu kadar çalışmaya? Şunu aldım ben. Ne gerek vardı? Hani o kadar yoruldum. Z kuşağı öyle değil. Tamamen hani böyle havadan gelsin para. Ben gidip alışveriş yapayım odamda da. Zeynep Hanım, bugüne evet. kadar yaptığınız en yüksek harcama neydi? Bir keresinde dışarı çıktım alışverişe. Hani gün içerisinde 25-30 bine yakın bir alışveriş yaptım. En yüksek oydu. Hani aynı günde yaptığım. Tabii bu kendi bütçenizi aşan bir rakam evet. olduğu için. Evet, bazıları aynı günde... için bir çantalık rakam ama. Evet. Yok benim bütçemi aşıyor yani. Evet ben çok yani kazanmıyorum Hı-hı. sonuçta. Hani çok böyle çok da aşırı markalara Hı-hı. giremiyorum. Hı-hı. Hani yani senede bir kez. Normalde mesleğine styling de değil mi? Evet styling yapıyorum ben. Tabii bu da tetikliyor muhtemelen. Zaten işiniz gereği de bakıyorsunuz. Tabii sürekli firmalardayım, sürekli butiklerdeyim. Oradan sponsorlarımız oluyor. Takip etmek zorundayım. Kim ne giyiyor, hangi ünlü ne istiyor? Ya da hangi şarkıcı, klip çekimleri vesaire. Her şeyi merak ediyorum ya. Ya bu kızlar bu bağımlılığını yönetmek için neler yapıyor? Yönetmek için demeyeyim de. Yani bu bağımlılıkla neler yapıyorlar? Hani o özelde kızdan, konuştuğumuz konular vardı ya onları bir bahsedin istiyorum. Ben bazen kendime bağımlı diyorum ama bazı arkadaşlarıma görüyorum ya da hani bazı kızları görüyorum. Özellikle Z kuşağı diyeyim. Benden kat kat daha bağımlılar ve bu bağımlılığa para yetiştiremedikleri için sırf alışveriş yapmak için ayrı sevgilileri var. Telefon aldırmak için ayrı bir sevgilisi var. İşte araba aldırmak için ayrı bir sevgilisi var. Yani böyle insanlar da... Birkaç tane sevgilisi değilim. Var. Tabii birkaç tane sevgilisi Kızlar, var. Kızlar evet. lütfen kimsenin hakkını yemeyin. Duygusal İnsanlar anlamda... bir tanesini bulamıyor ya. Bağımlılığınız yüzünden evet. herkesin hakkını yiyorsunuz. Ya duygusal anlamda bir şey hissetmiyorlar. Tamamen hırs yani. Onlara bağımlı oldukları için. Çünkü bir şey var kızlar arasında biliyorsunuz. Rekabet. Hı hı. Ben daha iyisini giyeceğim. Ben daha pahalısını alacağım. Daha iyi bakım yaptıracağım diye. Sırf bu yüzden... Yani sevgili yapan duygusal anlam dışında hani insanları kandırıp evet onların parasıyla alışveriş yapan arkadaşlarım var. Yani ya da kızlar tanıyorum. Sırf onları alabilmek evet, için bunları evet. yapıyor. Duygusal bir bağ olduğu evet. değil yani. Evet. Sırf erkekler yapmıyor mu? Erkekler yani linçleyecekler çünkü hazır linçlemişken hepsi linçlesin. Bir yandan da hak ediyorlar ama kızlara evet. hak veriyorum. Kızlar yiyin, aldırın. Çünkü erkekler hak ediyor. Evet hatta Allah. Yakın zamanda benim Almanya'da yaşayan, inşallah bu programı izleme, izlesin ama. Almanya'da yaşayan erkek arkadaşım vardı. Geçen alışveriş yapıyordum. Ben görüntülü arada benim mağazadaydım. Bana da dedi alır mısın dedi bir şeyler. Sevgililer günü geliyor. Ben ondan bekliyordum. Dedim ki ya nasıl yani falan dedim. Bana da dedi bir şey alsana dedi. Ben de istiyorum hediye al bana falan dedi. Ben böyle bir kaldım. Ya yemin ediyorum ben hayatım boyunca bir erkekten bana hediye al demedim. Yani ağzımla kendim. Bağımlı bile olsam zaten, her şeyimi kendim aldım diyorsun. Zaten desem de genelde almıyorlar bana. Açık açık da dedim. Dediğim de oldu. Hani kızlar yapıyor ya. Aa ben de yapayım bir dedim. Hayır bir de ama. Onun alması lazım ya. Euro ile kazanıyor Almanya'da. Kesinlikle ya. Demediniz mi nerede yedin euroları söyle nerede diye. Nerede yedin euroları söyle. Yemiş. Evet. Muhtemelen gerçekten hiçbir yemiş. Şey kalmayınca size aldırıyor. Ya da var ama hala aç ve yanlış insanları kullanmayı bunu. Seviyor. O da mı yani bağımlı acaba? Düşünüyorum evet ben zengin kadınlarla demek birlikte olan birisi. Yoksa neden bana bunu desin? Demek ki ben de bu yüzden yakınlaştım. Çünkü her fırsatta zaten birkaç kere bunu belli etmişti. Ben hani lafı çevirdim. Artık son yaptığından sonra ya yeter dedim yani. Benim ne para için mi konuşuyorsun dedim. Ve bitirdim. Yani iyi ve bu benden daha iyi yönetmişsiniz kazanıyor. Mesela. Evet yönettim. Bu bir gelişme. Kendime de kullandırım artık. Tamam bu güzel bağımlı bir farkındalık. Bağımlı olan benim olmuş. Sen olamazsın diye önüne set koydum direkt. Bu ortamda sadece bir bağımlı olur. O da benim. Tamam. Aynen öyle. Arkadaşlarınıza da aynısını yapıyor musunuz? Yemem yedirmem de. Bir tek de. Ben bağımlıyım. Hepiniz susun. Ya yapıyor, ya yetişemiyorum ya. Bak Z kuşağına yetişemiyorum gerçekten. Bu Z kuşağı gerçekten çok hani, hızlı. Hiçbir konuda yetişemiyoruz. Ben bağımlıyım diyemiyorum. O kadar bağımlı olmama rağmen hani benden daha bağımlı insanlar da tanıyorum ben. Bazen de öyle kendimi yatıştırıyorum. Ya ben iyiymişim ya. O kadar da bağımlı değilmişim. Daha beter kızlar var. Aman aman. Korkum. Onları görünce ben iyiyim diyorsunuz evet, ama aslında işler açıcı. Değil. Bundan sonra dikkat edeceğim. Evet arkadaşlar. Zeynep Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bizimle kendi alışveriş bağımlılığıyla alakalı da konuşarak bilgi vermiş oldu.
Z kuşağında da tabii değindik ama lütfen bizi linçlemeyin. Anlatmayın, sizi çok seviyoruz. Lütfen bizi linçlemeyin ama çağımızın en büyük problemlerinden biri bu bağımlılıkta. Modern bağımlılık modern diyelim. Modern bağımlılık, internet, sosyal evet, medya. Teknoloji evet. bağımlılığıyla birlikte kesinlikle. Gelen bir şey aslında. Beraberinde oraya bakarak sürekli bu bağımlılıkları da tetikliyoruz diyebiliriz. Bir başka konuyla tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın. Teşekkürler.